Herkese merhabalar. Yeni bir video, yeni bir proje ile birlikteyiz arkadaşlar. Bugün yine sizlerin çok sevdiği bir konuyu işleyeceğiz. Rüzgar türbünü, yani bir alternatörün nasıl yapılacağını anlatacağım size. Gördüğünüz normal bizim evlerimizde kullanmış olduğumuz bir vantilatör arkadaşlar. Burada önemli olan konu motorun iç bobinlerinde, yani sarımında hiçbir değişiklik yapmadan sadece motorun rotor kısmına mıknatıs döşeyerek bu işlemi yapacağız. Motoru sökerken dikkatli sökün arkadaşlar. Nereden ne çıktığını görün. Önemli olan bizim için bobini daha çok önemli. Daha sonra ise ortadaki rotor bizim için önemli. Evet, rotorumuz gördüğünüz gibi mıknatıslarımıza uyumlu. Hemen diğer bir aşamaya gelelim. Önemli konu burası arkadaşlar. Burayı dikkatlice dinlemenizi istiyorum. Normal bir vantilatör motorunu, küçük bir motoru söktüğünüzde bunun gibi bir statorla karşılaşırsınız. Statorda gördüğünüz gibi bir adet kapasitör, kondansatör bulunur. Kondansatör bizim işimize yaramayacak. Kondansatörü hemen söküyorsunuz. Şunlar bizim kondansatör uçlarımız. Şunlar ise bu vantilatörün 1, 2, 3. kademesinden gelen kablolar. Sarı yeşil olan renk bu önemli değil arkadaşlar. Çünkü bu topraklama. Topraklamayı hatta söküp atın hemen. Kafanız karışmasın. Çünkü topraklama elektrikli cihazlarda elektrik çarpmalarını önlemek için gövdeye bağlanır arkadaşlar. Bu bizim için önemli değil. Şunlar bizim kondansatör uçlarımız. Şunlar ise bobinden gelen uçlar. Burada önemli olan konu bobinin iç yapısı. Evet, beni takip eden arkadaşlarım bildiği gibi daha önceki videolarımda bu konuyu anlattım. Ama her videoda işin baştan sona anlatılması gerekiyor. Görmüş olduğunuz emaye kaplı bakır tel. Burada ise ölçü aletimi 200 milivolt ayarına, mini volt ayarına getirdim. Görmüş olduğunuz gibi 2 adet mıknatısım N kutbu ve S kutbu. Buradaki bobinin üzerinde bunu hareket ettirmeye başladığınızda hemen sol tarafta mini 1 volt üretmiş olduk arkadaşlar. Evet, şimdi statorumuzu inceleyelim. Gördüğünüz gibi statorumda bir adet bobin, ikinci bobin, üçüncü bobin, dördüncü bobin arkadaşlar. Bu bobin aynı şu bobin gibi sarılmış. 4 adet sarılmış bunlar. 4 adet bobinimiz var gibi düşünün. Gördüğünüz gibi sol kenarı burada, sağ kenarı ise hemen şurada. Bir kenarını biz N kutbunun etkisi altında bırakacağım. Diğer kenarını ise S kutbu etkisi altında bırakacağım. Bobinim ise şu. Sanırım anlaşılıyor ve gözüküyor. Hemen devam ediyoruz. Hemen yanındaki bobine geçiyorum. Bu mıknatıs aynı zamanda hem bu bobinin hem de bu bobinin bir kenarını S kutbu altında bıraktı otomatikmen, gördüğünüz gibi. Hemen şu bobinimin sol kenarı S. Ne yapacağım? Sağ kenarını ise N kutbunun etkisi altında bırakacağım. Hemen yapıştırıyorum arkadaşlar N'i. Gördüğünüz gibi N kutbunu yapıştırdım. Hem bu bobinimin sağ kenarını hem şu bobinimin sol kenarını N kutbunda bıraktı. Ve ortak son bobinlerime geldim. Buraya ise S kutbunu yapıştırdım. Gördüğünüz gibi bobinimin sağ kenarı S'de, sol kenarı N'de. Bobinimize şöyle dıştan bakacak olursak, rotoruma ben 4 adet mıknatısı şekildeki gibi yapıştırırsam bunlar dönmeye başladığı zaman elektrik üretmeye başlayacağız. Şimdi gelin rotorumuza buradaki mıknatısları nasıl yerleştireceğiz onu görelim. Rotorumuz şu şekilde, şu kısımları oyacağız, mıknatıslarımızı bunun içerisine gömerek projemize devam edeceğiz.
Mıknatısların yerleri rotorun balansı açısından önemli arkadaşlar. Şimdi rotoru 4 eşit parçaya nasıl böleriz onu anlatayım size. Basit şu şekilde düzgün bir kağıt parçası kesin. Şu şekilde. Önce ikiye katlayın. Daha sonra ise katladığınız yerleri birleştirin. Gördüğünüz gibi 4 eşit parçaya milimetrik olarak rotorumuzu böleriz. Sonra kağıdı yerine yerleştirin. Evet, kağıdımızı şu şekilde yerine yerleştirdim arkadaşlar. Belirgin olsun diye çizdim. Evet, mıknatıs kalınlığımız 15 milim. Evet, göründüğü gibi mıknatıslarımızın olduğu bölgeleri şimdi spiral taşıyla boşaltıyorum arkadaşlar. Evet, rotorumu mıknatısların gireceği kadar işledim arkadaşlar. Bu tarz projelerde milimetrik çalışmak önemlidir arkadaşlar. Tüm mıknatısların eşit mesafede olmasını istediğim için aralardaki boşlukları eski bir trafodan sökmüş olduğum silisli sac ile şu şekilde dolduruyorum ki daha dengeli ve estetik bir görüntü ortaya çıksın. Eğer çelik yapıştırıcınız yoksa arkadaşlar, normal mutfakta kullanılan karbonat güzel bir japonla birlikte güzel bir yapıştırıcı oluyor. Yalnız bunu fazla solumamaya bakın. Biraz zehirli gaz ortaya çıkarabilir. Açık havada yapın. Ben şimdi dışarı çıkacağım. Sadece size göstermek amaçlı bir tane burada yaptım. Diğerini dışarıda yapacağım. Rotoruma mıknatıslarımı yerleştirdim. Burada en zor olan kısım buradaki rotoru işlemek arkadaşlar. Bunu yapabildiyseniz artık bu işin sonuna geldiniz demektir. Burada ise hemen gördüğünüz gibi statorum var. Gördüğünüz gibi direkt çekiyor zaten. Ve ardından hemen gerekli parçaları aynı söktüğümüz yerlere yerleştirerek işlemimizi sonlandırmayı planlıyorum. Birazdan ise testlere geçeceğiz. Evet, motorumuzu toparladık. Şu anda elektrik üretmeye başladı. Yalnız bu tarz jeneratörler alternatif akım üretir. Yani alternatif akım nedir diye soracak olursanız hemen bunu bir örnekle size anlatmak istiyorum. Alternatif akım artı ile eksi arasında herzine göre saniyede normal bizim evimizde kullandığımız enerjilerde ortalama 50 kez artı ile eksi arasında iner çıkar arkadaşlar. Bu şu demek. Şimdi burada bir LED'imiz var. LED'imizi normal bir şarjlı matkapla çevirelim. LED'imizin stabil yanmadığını göreceğiz. Şöyle biraz yavaşlatayım. Gördüğünüz gibi şu anda her yanıp sönmesi herz demek arkadaşlar. İnsan gözü saniyede 25 Hz'e kadar olanı görüyor, 25 Hz'den sonrasını görmüyor.
Şimdi ben matkabımın devrini arttırdığım zaman biz ledleri kıpraşmadan yanıyor gibi göreceğiz. Evet, şu anda kamerada fazla belli olmuyor ama ledlerim sinyal verir gibi, hızlı sinyal verir gibi yanıyor. Doğru akımda ise bakın şimdi doğru akımı nasıl çevrileceği konusuna fazla değinmeyeceğim. Piyasada köprü diyotlar var arkadaşlar. Jeneratörden gelen alternatif akımı köprü diyotların orta ucuna bağlıyorsunuz. Yönleri fark etmiyor. Çıkışları ise eksisi artısı üzerinde yazıyor. Şu mavi kablom eksi, beyaz kablom ise artı. Şimdi ledimin stabil yandığını hep birlikte göreceğiz. Tekrar matkabımızla test edelim. Evet, gördüğünüz gibi bakın tam hızda bile ledimin herhangi bir şekilde kıpraşmadan stabil yandığını görüyoruz. Bizim telefonlarımız veya evde kullandığımız bilgisayarlarımız birçok küçük ev aleti DC akımla çalışıyor. Alternatif akım ise genelde ütü, fırın gibi cihazlarda kullanılıyor. Televizyonlarda, bilgisayarlarda ve elektronik aletlerin tümünde alternatif akım dediğim burada bahsettiğim diyotlarla doğrultularak kullanılıyor. Şimdi jeneratörümüzle telefonumuzu şarj edelim, akü şarj edelim, bu testlere geçelim istiyorum. Hatta yeri gelmişken herzini de ölçelim. Gördüğünüz gibi alternatif akım uçlarına bağladım cihazımı. Burada ise ledim var yine. Şimdi matkabımı ortalama 1200 devirle döndürüyorum arkadaşlar. Jeneratörümü pardon. Burada ise herzini göreceğiz. Evet, göründüğü gibi 37 Hz yani saniyede 37 kez artı ile eksi arasında gidip geliyor bizim jeneratörümüzün Hz'i. Elektrikli aletlerde bu evde 50 Hz arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olduk. Jeneratörümüz boştayken kaç volt üretiyor 1200 devirde, hemen onu görelim ilk önce isterseniz. Evet, ortalama 70 volta yakın bir gerilim ürettik arkadaşlar. Şimdi 300 devirde döndüreceğim. 300 devirde ise ortalama 20 volt civarında bir gerilime ulaştık. Yani biz burada 6 volt akülerimizi ve 12 volt akülerimizi kolaylıkla şarj edebiliriz. Akümüz şu anda 6.45 arkadaşlar. Şu şekilde artımı bağlıyorum. Eksimi ise eksi kutbuma bağlıyorum. Evet, gördüğünüz gibi akümüz yavaş yavaş şarj olmaya başladı. Bu tarz mini bir jeneratörden çok fazla bir şey beklememek gerekiyor. Bağda, bahçede yani kampta sizin telefonunuzu kolaylıkla şarj edebilir arkadaşlar bu. Hemen 12 voltluk aküyü şarj etmeyi deneyelim. Evet, gördüğünüz gibi akü voltum 11.82. Probum yerinden oynadı. Gördüğünüz gibi 12 voltluk bir akümüzü
rahatlıkla şarj edebiliyoruz arkadaşlar. Bunu okulda öğrenci projesi olarak kullanabilirsiniz. Çünkü öğrencilere genelde basit projeler yapmaları isteniyor. Bana da bu konuda çok fazla yorum geldiği için böyle bir proje yapma ihtiyacı duydum. Umarım öğrencilere faydalı olur. Bunu öğrenciler kolaylıkla breadboard üzerine montaj yapabilirler. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi pervanelerimi daha önce yaptığım borudan, PVC borudan yapmış olduğum pervaneleri kullandım. Öğrenciler için gayet düzgün, başarılı bir proje oldu. Motorumuzu yerine montajlamadığım için tabii ki kuyruğun hareketlerini pek göremiyoruz ama yine de güzel döndüğünü söyleyebilirim. Evet, bir projenin daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı, yeni projeler için bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni bir projede buluşuncaya kadar hoşça kalın.